Minneti üzerine de açmadım. Gerçekten tamamen kendi hür irademle yani oturdum ve kameranın karşısına geçtim diyebilirim. Bursun nasıl? Ama böyle şeyler yazarsanız dikkatim dağılır. Biz senin sadece kendini savunmanı istiyoruz. Bakın şimdi. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Öncelikle söyleyeceğim şeyleri sağından solundan, arkasından önünden kırparak bir yerlere çekmeyin. Çünkü sırf bu yüzden yayın açmaktan kaçıyorum. Ve sizlerin gözünde de sürekli olarak susuyor olarak gözüküyorum. Ama aslında benim susmamın tek sebebi karşımdaki insana zarar vermemek. Karşımdaki insanlara zarar vermemek. Yani çünkü öyle bir hal var ki yani ağzımdan A çıksa farklı bir yere, B çıksa farklı bir yere çekiliyor. Bu yüzden hiçbir yere ve hiç kimseye çekilmeyecek şekilde konuşmaya çalışıyorum genellikle. Bu yüzden de hep susuyor olarak adlandırılıyorum. Hatta geçtiğimiz yayınlarda bir örnek verdim. Bir sürahi elime aldım, diğer elime de bardak aldım. Ben böyleyimdir. Dökersin, dururum. Dökersin, dururum. Dökersin, dururum. Ama en sonunda dökülür. En sonunda sabırdır, taşar. Yani insanoğluyuz arkadaşlar ister istemez. Ve dolanlarımız olabiliyor, zor anlarımız olabiliyor, kötü anlarımız olabiliyor, çok güzel zamanlarımız da olabiliyor. Yani hayatta her şey yaşanabiliyor. Ve yaşandığı gibi hayatta her şey bitebiliyor. O yüzden şöyle bir şey söyleyeceğim size. İnsanların artık rahat rahat konuşup, rahat rahat hareket edebilmesi için, ne bileyim, böyle kimsenin bunalmaması, kimsenin kırılmaması ya da kimsenin üzülmemesi için aslında her şeyin çok net ilerlemesi gerekiyordu. Ve ben sizlere karşı bugün açılan yayının aslında sizler üzülmeyin diye açıldığını düşünüyorum. Sizlere bu netliğin de verildiğini düşünüyorum. O yüzden aynı netliği de ben size vermeliyim. O yüzden karşınızdayım şu anda. Hayatta güzel şeyler olabiliyor, kötü şeyler de elbette ki olabiliyor. Bu arada filtreden dolayı böyle çıkıyorum, normalde böyleyim. Gözlerim kırmızı çıkıyor, sonra farklı yerleri çekiyorlar falan. O yüzden filtreyi kapattım. Yani hayatta çok güzel şeyler yaşanabiliyor. Çok kötü şeyler de yaşanabiliyor. Ama her filmin bir sonu var. Bu da aslında o filmlerden biri. Güzeldi, yaşandı, bitti. Çaba verildi, emek verildi, denendi, konuşuldu. Ama bazı şeyler gerçekten de olmayınca olmuyormuş. Bu arada uyumadığım için sesim çatal çatal çıkıyor. Yanlış anlamayın. Yani karşımdaki insan da size bu kadar net konuşmuşken aynı netliği benden de almalısınız. Ya yani bugünkü yayına... Ay ne oluyor lan, sesim iyice ne zurna gibi çıkmamış. Ya bugünkü yayına kadar yani belki bu kadar net değildim. Ama bugünkü yayından sonra ben de artık her şeyi netleştirdim. Bu yüzden de güzeldi, yaşandı, bitti. Çaba verildi, emek verildi, denendi, konuşuldu. Ama bazı şeyler gerçekten de olmayınca olmuyormuş. Bu arada uyumadığım için sesim çatal çatal çıkıyor. Yanlış anlamayın. Yani karşımdaki insan da size bu kadar net konuşmuşken aynı netliği benden de almalısınız. Ya yani bugünkü yayına... Ay ne oluyor lan, sesim iyice ne zurna gibi çıkmaya başladı. Ya bugünkü yayına kadar yani belki bu kadar net değildim. Ama bugünkü yayından sonra ben de artık her şeyi netleştirdim. Bu yüzden de bu yayını açtım. Şu an izleyenleriniz falan var, ben görüyorum. Chat'e ağlayacağım, yapma, konuşma, woo, yapma etme yazanlarınızı görüyorum. Öncelikle bakın, asla üzülmeyin, ağlamayın, moralinizi bozmayın. Ve şöyle bir şey, sizler çok kıymetlisiniz. Sizler çok, nasıl diyeyim, genç nesilsiniz, anladınız mı? Ve sizler benden veya karşımdaki insandan çok çok daha güçlüsünüz. Çünkü o da tek kişi, ben de tek kişiyim. Ama siz binlercesiniz, yüz binlercesiniz. O yüzden siz daha güçlüsünüz. Siz güçlü durun, bizler de güçlü dururuz zaten. Öncelikle bunu bir bilin. Üzülmeyin.
Chatime komik komik şeyler yazmayın. Burada ciddi bir şey konuşuyorum. Neden hep susuyorsun? Çünkü ben genel olarak burada değil, real hayatta konuşma taraftarıyımdır. Çünkü buradan konuşulduğunda hiçbir şey çözümlenmez. Ben genelde o yüzden realde konuşup halletme taraftarıyımdır. Ama sizler, yani sizlerle o kadar artık gerçekten ve bütün aile geldik ki, ben dediğim gibi evde üzüldüğüm zaman bile siz orada Cemre kesin üzgündür deyip hissedebiliyorsunuz. Veya işte Cemre bunu dedi ama aslında bunu demek istiyordu falan deyip böyle bizlerin beynini, kalbini o kadar güzel yorumluyorsunuz ki ben şok oluyorum. Bazen diyorum ki ulan acaba gerçekten beynimin içindeler mi acaba falan diye düşünüyorum böyle. Yani hayatta nasıl diyeyim? Böyle yani yanlış kelimeler seçmek istemiyorum gerçekten. Kimse üzülsün, kimse kırılsın da istemiyorum. Artık canım yansın istemiyorum, can yakayım istemiyorum. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kaos çıkacak diye sevinenlere kötü haber. Bir daha böyle bir kaos çıkmayacak arkadaşlar. Bunu öncelikle bilin. Yani o kaos çıkacak diye sevinenlere kötü haber. Ama netlik isteyenler için iyi bir haber. İki ayrı bireyiz ve ikimiz de çok başarılıyız bence. Ben kendi adıma şöyle bir şey söyleyebilirim. Ay anam, ayağımın üstüne oturdum salak gibi. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben TikTok'ta, bir tek TikTok'ta içerik üretmiyorum. Birçok yerde içerik üretiyorum. Ve ben gerçekten başarılı bir kadın olduğumu düşünüyorum. Başarıma da asla birinin çıkıp başarısız diyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü böyle bir şey olması için benim gerçekten başarısız bir kadın olmam lazım. Ama ben sağlam bir kadınım. Ve kendimden çok emin bir kadınım. Öncelikle bunu bir bilin. Ama karşımdaki insan da çok başarılı bir insan. Onun da başarıları göz ardı edilemez. Ben en kötü kaos yayınlarımda bile çıkıp onun ne kariyerine ne de farklı bir şekilde ona zarar verebilecek kötü bir kelime de bulunmadım. Genel olarak insanları kötü gösterecek bir kelimede bulunmayan bir insan olduğum için bu da onun gibi aslında bakarsanız. Ulan var ya, uykumdan uyandım resmen. Yani ben kendi adıma evet TikTok'ta playback çekiyor olabilirim veya TikTok'ta yeri geldiğinde dans ediyor olabilirim. Yeri geldiğinde değişim yapıyor olabilirim. Ama burası bir eğlence platformu. Burada istediğimi yapabilirim. İstediğim içeriği çekebilirim. Ve aldığım ödüller elbette ki sizlerin desteğiyle alıyorum. Sonuçta ben tek bir kişiyim. Kendimi oyatsam o ödülü zaten kazanamam. Buralara kadar geliyoruz. Sizlerle birlikte geliyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Sayıyoruz. İster istemez birbirimizle bir bağ kuruyoruz. Kimine ailedenmesi cringe olarak geliyor. Kimine ise samimi geliyor. Bu yüzden aslında her kesime hitap etmek çok zordur. Sesim titremiyor. Emin ederim normal konuşuyorum ama gecenin bu saatinde açıp konuşunca ister istemez insanın sesi birazcık titriyormuş gibi geliyor. Ama sesim falan titremiyor. Gayet iyiyim yani şu anda. Sesim titremiyor. Sesimde deprem oluyor. Hayır, sesimde deprem falan olmuyor. Gerçekten açık ve net bir şekilde sizlerle konuşuyorum sadece. Hiçbirinizin üzülmesini istemiyorum. Benim de üzerimde emeğiniz çok. Karşımdaki insanın üzerinde de emeğiniz çok. Ne ben sizin hakkınızı yiyebilirim ne de karşımdaki insan. O yüzden şunu söyleyeceğim. Hakkınızı öncelikle helal edin. Göreyim chatte helal ettim demeleriniz. Evet, her şey boşunaymış. Hayır, her şey boşuna falan değildi. Çok güzel emekler verildi. Ve inanmazsınız ama gerçekten çok fazlasıyla denedim. Çok fazlasıyla uğraştım. Aynı şekilde tabii ki de o da kendince uğraştı. Ama denildiği gibi olmayınca bazı şeyler olmuyormuş. Bunu bilin. Sonrasında bir şey daha söyleyeceğim size, bir saniye. Ay beni ağlatacak şu chatte, ağlayacağım yazanlar. İkinci kez bir ilişki yaşandı falan diyorsunuz. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Önce öyle bir şey yok ama çok uğraşlar verdim. Çok uğraşlar verildi.
O yüzden çok fazla canınızı sıkmayın. Sizlerin kendi hayatları var. Öncelikle bunu bir hatırlayın. Sizlerin girdiği sınavları var, arkadaşlıkları var, aşkları var. Hepinizin. O yüzden kendiniz hayatlarınızı hatırlayın ve deyin ki ben şu anda evet hani bir şeyleri yorum yapıyorum ama ya ben onun yerinde olsaydım nasıl yapardım diye bir düşünmeniz gerekiyor öncelikle. Ve diğer bir şeye gelirsek de ben yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. 6-7 aydır verdiğim hiçbir çabadan yeri geldi. Sizlerin duvara bakıyorsun demesinden veya işte taşa bakıyorsun, gökyüzüne bakıyorsun bilmem ne. Ben bunların hiçbirinden pişman değilim. İyi ki yaptım. Çünkü kendime şunu diyebiliyorum. Yani yapmadığım için pişman olmaktansa yaptığım için pişman olmayı tercih ederdim. Yaptım ve pişman değilim. Ama olması gereken yol buymuş. Bugüne kadar gerçekten içimde hiçbir şey net değildi. Ama bugün içimde her şeyi netleştirdim. Ve sizlere de netleştirmek istedim. Çünkü çok net bir konuşma karşısındayken sizlerin de o netliği alması gerekiyordu. Benim de size bu netliği vermem gerekiyordu. Çok çok da uzatmaya gerek yok aslında. Söyleyeceklerim bundan ibaret.